Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, operasyonları eleştiren bildiriye imza atan akademisyenlere soruşturma açılmasını eleştirdi. Düşüncelerinden dolayı insanları yargılamayı bırakın, kınayamazsınız diyen Selçuk, böyle bir suç olmaz, Türkiye mahcup olur dedi. Nasılsınız, iyi misiniz demek için değil, rahatsız eden düşünceler, görüşler için. O görüşlere herkesin katlanması gerekir. Eleştiriyorsunuz, cevap verirsiniz, yanlış dersiniz, şurası eksik dersiniz ama düşüncelerden dolayı insanları kınayamazsınız bile. Bırakın şey yapmayı, mahkum etmeyi, kınayamazsınız. Özellikle bu konuda üniversitelerin daha titiz olması beklenir. Çünkü düşüncelerin en çok çarpıştığı yer orasıdır. O nedenle ben bunu bir düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendiriyorum. Hiçbir sorumluluğu olmayacağını düşünüyorum. Böyle bir suç olmaz. Oldu diyen varsa yanılır. Türkiye yurt dışında mahcup duruma düşer. Zaten hep düşüyor. Niye Norveç, Danimarka sürekli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hiç mahkum olmuyor? Hiç. Hiç mahkumiyeti yok adam. Ama bizim var. Birinciyiz biz. Şimdi bazıları seviniyor. Ya Rusya bizi geçti. Hayır, Rusya sizi geçmedi. Rusya'nın nüfusu 3 misli sizi. Nasıl geçer Rusya sizi? 5-10 sayıyla geçmişsiniz, 100 sayıyla falan. Aha bizi geçti. Sizi kurtarır mı geçmek? Hiç mahkum olmamak kurtarır sizi. Ve Türkiye ilk defa bütün devletler içinde bir rekor kırdı. Böyle bir ülke olmaz. Çok ayıp bir şey bu. Hukukçusuna dair, politikacısına dair. Kendinize çekip düzen verin. Ve Türkiye'de dikkat edin. İnsanlar tartışmıyor, sövüşüyor. Tartışmıyor. Yani ben size sövsem, bir yaratığa benzetsem düşüncenizi çürütebilir miyim? Bu nasıl bir kafadır? Tartışmıyor, sövüşüyor. Türkiye toplumu bundan kurtulur. Elbette ki bu konuda ilk önce siyasetçilerin örnek olması gerekiyor. Adam diyecek ki siyasetçi böyle yaparsa sokaktaki hala imam cemaat sorunu. Bir karşı görüş ileri sürdüğünüz zaman öfkelenen bir insan varsa onunla hiç tartışmayın. O ilkel biridir. Onu söyleyeyim size. Sonuç alamazsın.